Doktor Eşref Atabey, anılarımla göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış, Anadolu'da asbest ve eriyonit araştırması. Yusuf İzzettin Barış 1931 yılında İzmit'te doğdu. İlk ve orta eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1949 yılında Kütahya Lisesi'nden mezun oldu. 1955'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1965 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde uzman oldu. Toplam 15 yıl Deniz Kuvvetleri'nde pratisyen ve uzman hekim olarak değişik gemiler ve hastanelerinde hizmet ettikten sonra 1969 yılı sonunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek Göğüs Hastalıkları Ünitesini kurdu. 1971'de doçent, 1976'da profesörlük unvanlarını aldı. Hacettepe'de 1982 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığını yaptı. 1982-1986 arasında Suudi Arabistan'daki King Faisal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı ve orada da göğüs hastalıkları kliniğini kurdu. Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce tıp eğitiminin başlaması üzerine tekrar Hacettepe Üniversitesi'ne göreve çağrıldı ve emekli olduğu Mart 1998'e kadar Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Adından bilimsel çalışmalar ile söz ettirdi. Türkiye'de ilk kez asbestoz ve biyomas ile ilişkili çevresel akciğer hastalıkları üzerinde araştırmalar yaptı. Dünyada ilk kez Kapadokya Nevşehir yöresinde asbestten daha tehlikeli fibrojenik ve karsinojenik bir mineral olan zeolitin bir türü eriyonitin yaptığı hastalıkları dünyaya tanıttı. Bu çalışmalarıyla yurt içi ve dışında çeşitli kuruluşlardan birçok ödül aldı. Bunların arasında 1990 Sedat Simavi Vakfı Sağlık Ödülü, Türk Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü, Doktor Hüsnü Sayak Tıp Bilim Hizmet Ödülü ve 2008'de London Foundation AACR İnovatör Ödülü sayılabilir. Bugün Batı'da ayrı bir ihtisas dalı olan uyku hastalıkları ile de ilgilenerek uykuda solunum durması hastalığının Türkiye'de ilk olgu sunumunu yaptı. Sigara konusunda ulusal bazda ilk organize mücadeleyi başlatan kişilerdendi. Birçok şehirde bu konuda halka açık konferanslar verdi. Özellikle halk eğitimi ve araştırmaları hedefleyen Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı'nı kurdu ve başkanlığını yaptı. Çok sayıda yerli ve yabancı tıp dergisinin editörler kurulunda yer aldı. Birisi İngilizce, diğerleri Türkçe yazılmış 30'u aşkın kitabı vardır. İngilizce olarak yayımlanan Asbestos and Eriyonit-Related Chest Diseases adlı 1987'de basılmış olan kitabı konusunda uluslararası kaynak kitaplardandır. Yurt dışında birçok bilimsel toplantıda çok sayıda konferans veren Profesör Barış'ın araştırmaları New York Times, Chicago Tribune, Science and Avenir, Science, Geo, New Scientist, Vivre gibi birçok saygın yayın kuruluşunda haber ve röportaj konusu oldu. BBC dahil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası yayın kuruluşları kendisiyle radyo ve televizyon programları yaptı. Profesör Doktor Barış, Anadolu'da asbest ve eriyonitle ilgili araştırmaları ve öz yaşam anılarını anlattığı kendi rüzgarıyla bu doktoru rehin alalım. Anne bana kerpeteni getir, Anadolu'nun bitmeyen akciğer ve karın zarı kanseri çilesi gibi kitaplarıyla Çanakkale Savaşları, Osmanlı Sultanlarının Yaşamlar ve Ölüm Sebepleri, Kara Mürselli Aydın Demir Pehlivan'ın Yaşamı gibi tarihi incelme kitapları bulunmaktadır. Türkiye'de çevresel maruziyetten kaynaklı hastalıklar konusunda özellikle kırsal kesimde asbest ve eriyonit tozlarının etkileri hakkında çalışmalarıyla tıp ve jeoloji bilimine büyük katkıları olan birlikte çalışma fırsatı bulduğum, kendisinden çok şey öğrendiğim
Değerli bilim insanı, sevgili hocam Yusuf İzzettin Barış, 22 Eylül 2013 tarihinde yaşama veda etmiştir. Ne tesadüf ki babamı da aynı günde kaybettim. Sürekli öğrenen ve öğreten, araştırmacı yönü ve kararlılığıyla, doğa, tıp ve jeoloji sevgisiyle, alçak gönüllülüğüyle, gönüllerde müstesna bir yer edinen Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'ı anlatmak, beni aşan büyük bir sorumluluktur. O bir hekim, ben bir jeolog. Aynı meslekten olmasak da, insanların çevresel unsurlarla hastalanma nedenleri bizi bir noktada kesiştirdi. Benim öğretmenimdi. Kısa bir süre de olsa birlikte çalışma fırsatı bularak bir bakıma onun öğrencisi olma gururunu yaşadım. Nevşehir'e, Karayen, Tuzköy, Sarıhıdır'a defalarca beraber gittik. O hastalarına bakarken, ben köy evlerinin duvar taşlarına ve çevre kayaçları incelerken, insanların nedenini bilmedikleri bir hastalıktan ölmemeleri için aynı amaca doğru yol alıyorduk. Dünyada tıbbi jeoloji alanında ciddi anlamda araştırmalara henüz yeni başlanılmış iken, o çalışmalarıyla Anadolu'da 1960'lı yıllarda başlatmıştı bile. Bu onun ileriye öngörme yeteneği, insan sevgisinin ürünü. Türkiye'de tıbbi jeoloji araştırmalarıma Yusuf İzzettin Barış'ın çalışmalarını rehber edinerek başladığımı söyleyebilirim. Tıbbi jeoloji araştırmalarım sırasında çalışma konumu ilgilendiren tıbbi terimlerle ilgili ondan hep bir şey öğrendim. Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış hastanede, ben de iş yerimde hafta içi çalıştığımız için köylerdeki çalışmaları hep hafta sonları yapardık. 2001 yılında bir hafta sonu birlikte Tuzköy'e gitmiştik. Kendisi belediye binasında, o zamanlar beldeydi, şimdi köy oldu. Hastalarına bakarken bana da "Eşref, sen de çevredeki kayaçları incele" demişti. Köy çevresindeki ve üzerinde evlerin bulunduğu kayalarda inceleme yaparken bir evin kapısı önünde oturan ve karnı belirgin şekilde şişmiş bir amcanın oturduğunu gördüm. Belediye binasına döndüğümde hocama durumu anlatınca, "Kayalar içindeki eriyen tozları kanser yapmakta. Hastanın karın zarında su toplandığından karında şişme görülmektedir" demişti. Hocamın bir yandan hastalarına ilaçlarını vermesi, bir yandan ne yapacaklarını anlatması, bir yandan hastaların sorularına cevap yetiştirmeye çalışması, çaresiz insanlara yardım etme azmi ve inancını görünce, benim de bu insanlara bir yardımım dokunması, katkım olması gerekir diye düşündüm. Hastalık yapan bu mineral tozunun etkisi nasıl önlenebilirdi? İnsanların hastalanarak ölmemeleri için ne yapılabilirdi? Jeolojik anlamda bu konuda nasıl katkı koyabilirdim? Hocamla birlikte çalışmaya başladım. O günden sonra çalışmalarımızı köylerde birlikte inceleme yaparak devam ettirdik. Tıbbi jeoloji konusuna tamamen odaklanmam da böylece 2001 yılında başlamış oldu. Yusuf İzzettin Barış'ın tıp alanındaki çalışmalarını meslektaşları, tıp camiası çok iyi bilmektedir. Hocanın çalışmalarının ayrı bir yönünü size anlatmak istiyorum. Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış, meslek, iş, hastalıkları iş yeri ortamında incelenir ilkesini getiren Ramazzini'ye 1633-1714 örnek aldığı görülmektedir. Hastalarına ne iş yaparsınız sorusunu ekleyerek, hastalık ile iş arasında ilişki kurarak etiyolojik faktörü saptamaya çalışmıştır. Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'ın jeoloji ile ilk buluşması 1960'lı yıllarda olmuş. Yaptığı araştırmalarda asbest denilen mineralin insanlarda kanser nedeni olduğu ortaya konulunca merak edip bu minerali ve mineralin bulunduğu yerleri ve insanların yaşamlarını görmek, soruna bir çözüm bulmak için jeoloji öğrenmeye başlamış. Bunun için 1970'li yıllarda MT'ye başvurmuş.
O zamanki MHTA Genel Müdürü, Doçent Doktor Sadrettin Alpan'dan bir jeolog ve bir jeep istemiş. Doçent Doktor Sadrettin Alpan'ın anlatımından. Tıbbi maden jeoloji arasındaki ilişki 64 yıl evvel 1944 yılında İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde maden mühendisliği öğrencisiyken ve Cornwall, Givor, Kalay madenlerinde pratik çalışmamı yaparken silikoz hastalığını öğrenmekle başlamıştı. Daha sonra yine öğrenciliğim sırasında İngiltere'deki kömür madenlerinde çalışırken kömür tozlarının teneffüsü ile karşılaşan silikozla benzeyen akciğer hastalıklarını öğrendim. Tıbbi jeoloji ile ilgili çalışmalar 1960'lı yıllarda 40-45 yıl evvel başladı. 1960'lı yıllarda ben MHTA Genel Direktörü iken Mihalışçık civarında asbest aramaları yapıyorduk. Çok önemli bir asbest rezervi bulunmuştu. Tamam, Türkiye asbest bakımından dünyada en zengin Kanada'yı yakalayacak diye seviniyordum. O sırada şimdi burada toplantıda aramızda olan 6 Şubat 2008 Uluslararası Tıbbi Jeoloji Sempozyumu açılış töreni, Hacettepe Üniversitesi profesörlerinden Dr. Yusuf İzzettin Barış, bir İngiliz veya Kanadalı bilim adamıyla beni ziyarete geldi. Yusuf İzzettin Barış, bir köyde hastalık ve ölüm vakaları varmış. Yerinde etüt yapmak istiyoruz. Bize yardım için bir jeolog, bir jeep verir misiniz dedi. O anda benim içim sızladı. Bunun etkisi asbest üretim ve kullanılmasına negatif bir etki olacak mı diye düşündüm. Fakat onlara hiçbir şey hissettirmedim. Kendilerine yardımcı olarak MHTA'dan jeolog Asım Göktepeli'yi ayrıca bir de jeep vereceğimizi bildirdim. Netice malum, asbestin zararlı olduğu bildirildi. Kısa bir süre sonra bütün dünyada asbest kullanımı yasak oldu. Biz de asbest aramalarını üzülerek durdurduk. Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'ın bu konu ile ilgili yazdığı kitabın bir kopyasını takriben 15-20 yıl sonra 1980'li yıllarda ben Birleşmiş Milletler'de iken 1987'de aldım. Bu fırsattan istifade ederek Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'ı özellikle insan sağlığı için bu konuda yaptığı başarılı çalışma için kutlar ve kitap için teşekkür ederim. Yusuf İzzettin Barış anısından. Bir toplantıda MHTA'da bor servisinde çalışan Asım Göktepeli isimli bir arkadaşla tanıştık. Asım'a dedim ki, Asım, Türkiye'de asbest var mı? Var dedi. Nerede üretiliyor dedim. Vallahi Mihalışçık'ta ocaklar var dedi. Biz o zaman bu enstitünün direktörü olan Sadrettin Alpan'dan yardım istedik. Hemen yardım etti. Vasıtalarını verdi. Ekibini kurdu ve biz ekibimizle oraya gittik. Bu ekibin içinde Mustafa Artvinli de vardı. Mustafa Özesmi de vardı. Fütihat Baysal da vardı. Ömür Gönen de vardı. Oraya gittik. Tabii önce niye geldiğimizi anlatmak için filan kaymakamı göreceğiz. Kaymakam hoş geldiniz dedikten sonra konuyu açtık. O arada genç bir adam geldi. Nedir dedi. Durumu anlattık. Adam dedi ki, ben buranın savcısıyım. Burada bu hastalıktan olması lazım. İyi de nereden bildiniz dedim. Çünkü cinayetlerde akciğerlerini açıyorlar. Ciğerlerinde taş var. Yusuf İzzettin Barış'ın Mihalışçık asbest araştırması sırasında asbest işleme fabrikasından çekilmiş resim. Altta asbest işleme fabrikasında asbest tozları içinde çalışan bir işçi görülmektedir. Takip eden yıllarda Yusuf İzzettin Barış Hoca hep Anadolu'da olmuştur. Türkiye'nin neresinden hastası geldiyse teşhis ettiği hastaların geldikleri yerlere gitmiş, köylerdeki kayaç, toprak, evlerin yaşam mekanlarını incelemiş, bu yerleri tek tek Türkiye haritası üzerinde işaretleyerek sonrasında tıp ve jeolojiyi bir arada yansıtan Türkiye haritası oluşturmuştur. Oluşturduğu Türkiye haritası görülmektedir.
Profesör Doktor Mustafa Artvinli anısında. 1973 yılında Eskişehir Mialıççık'tan başladığımız küçük boyutlu araştırmaların boyutu daha sonra Nevşehir'de iyice büyüdü. 1975'te başladığımız Nevşehir araştırması çok az da olsa devam etti. Bu araştırma 1980'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilgisini çekmiş ve onlarla da 4-5 yıl beraber çalışılmıştır. Bu çalışmanın bize ve ülkemize yararı büyük olmuştur. Şimdi geriye baktığımızda Anadolu'nun yüzden çok il, ilçe ve köylerinde çalıştığımızı ve bunların hemen hepsini yayınlamış olduğumuzu görüyoruz. Bunların hepsine tabii ki bizlerin katkısı vardır. Fakat hemen hepsine bizzat katkısı olan ve en büyük organizatör Sayın Hocamız Doktor Barış'tır. Profesör Doktor Feyza Erkan anısında. Bilimin ana amacının toplumsal yararlılık olması, bilimsel çalışmaların yerel toplumsal sorunlara odaklanmasını gösterdi. Ülkemizde köy köy dolaşarak Türkiye'nin asbest haritasını çıkardı. Zeolitin kanserojen etkilerini tüm bilim dünyasına kanıtlayarak uluslararası planda Türkiye'nin adını yüceltti. Hepimizin gurur kaynağı oldu. Yusuf İzzettin Barış anısından. Muhtarla anlaştık 1976 veya 1977 yılında köye ekiple gittik. Ekibin yanında röntgen makinesi de vardı. Karın zarı kanseri de var diye gastroenterolog vardı. Göğüsçüler vardı ve Asım da oradaydı. Asım'ın elinde jeoloji mühendisleri odası ambleminde gördüğünüz çekiç vardı. Şunu itiraf edeyim, söylerken utanıyorum. Hiç kimseden para almadık, cebimizden harcadık. Çünkü bu iş için bir araştırmaya girersen yazı yazacaksın. Şunu alacak, bunu alacaksın. Şuraya git, buraya git denilecek filan bir sürü şeyler var. Bizim öyle şeyimiz yok. Biz cumartesi ve pazar gittik ve çok fedakarca çalıştık. Gittik, orada kadın ve erkek 200'e yakın kişiyi caminin hapörlerinden ilan etmek suretiyle muayeneye çağırdık ve 200 kişinin filmini çektik. 14 kişinin akciğerinde su bulduk. Yusuf İzzettin Barış ekibiyle birlikte Mialıççık, Eskişehir, Maden, Elazığ, Gürpınar, Şabanözü, Çankırı, Bedirli, Yeşilova, Burdur, Halkapınar, İvris, Ereğli, Konya, Kureyşler, Aslanapa, Kütahya'da asbest ilgili araştırmalar yapmış. Daha sonra bu çalışmalarına 2003 yılında Kütahya Emet ilçesi İdeköy'de arsenik araştırmasını eklemiş. 1975 yılında başladığı Nevşehir çalışmasını hiç bırakmamış. Son yıllarda hep Nevşehir'deki eriyont sorunu ile ilgilenmiştir. Anadolu'da yaptığı tüm çalışmalarını 1994'te yayımlanan Bu Doktoru Rehin Alalım. 2003'te yayımlanan Anne Bana Kerpeteni Getir, Anadolu'nun Bitmeyen Akciğer ve Karın Zarı Kanseri Çilesi adlı kitabında toplamıştır. Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış, Anadolu'daki asbest, eriyonit, arsenik araştırmalarını hafta sonlarında hep kendi olanaklarıyla yaptığını, araştırma için çoğu yere 41 are 427 plakalı ve arabatı dediği arabasıyla gittiğini kitabında söz etmektedir. Anadolu'da yaptığı asbest araştırmalarından birkaçını Bu Doktoru Rehin Alalım 1994 kitabından aktaralım. Yusuf İzzettin Barış ekibiyle birlikte Çankırı Şabanözü ilçesi Gürpınar köyüne asbest araştırmasına gider. Röntgen makinesini ve akciğer fonksiyon test cihazlarını okulun bir sınıfına koyarlar. Tam işe başlayacaklar ki elektrikler kesilir. Köylüler gece mutlaka gelir derler. Hoca köylülerin gece vakti de gelmeleri beklenemez diye düşünür. Köy ilkokulu öğretmeni Tekin, ben onları gece toplarım, merak etmeyin hocam der. Hoca davulcuyu çağırır ve gece elektrik gelir gelmez şu çağrıyı yapmasını söyler. Sayın Gürpınarlar, Hacettepe Tıp Fakültesi'nin değerli hocaları Profesör Doktor İzzettin Barış ve Doçent Doktor Mustafa Artvinli köyümüze geldiler.
Sizleri muayene edecekler ve filmlerinizi çekecekler. Muayene ücretsizdir ve gece sabaha kadar devam edecektir. Hepinizden rica ediyoruz. Bu fırsatı kaçırmayınız. Elektrik gece gelmiştir ve köylülerin muayeneleri sabaha kadar devam etmiştir. Hoca 1993 yılı sonbaharında 41AR427 plakalı arabatıyla Doktor Mustafa Artvinli ve jeolog Asım Göktepeli ile birlikte Konya Ereğli'ye bağlı İvriz'e gider. İncelediklerinde köyde asbest olmadığını anlarlar. Ancak toroslardan yağış ve sellerle yamaçtan aşağıya asbest çamurlu malzeme geldiğini ve köyün sokak aralarında tozlaştığını düşünürler. Köyde yaşayan ve Rizeli olan 55 yaşında bir ayakkabı tamircisi kişiyi muayene edince ciğerlerinde asbest tozuna bağlı kireçlenme olduğunu fark eder. Bu ayakkabı tamircisinin nasıl asbest tozundan hasta olabileceğini şöyle açıklar. Köy sokaklarında asbest tozu var. Köylüler sokakta gezinirken ayakkabılarına asbest tozu bulaşıyor. Ayakkabıcıya tamire getirdiklerinde her defasında ayakkabıcı örse vurduğunda ayakkabı altındaki asbest tozunu soluyor ve zamanla hasta oluyor. Kütahya Aslanapa ilçesi Kureyşler araştırması. Kureyşler köyünden güneydoğuda askerlik yapan bir askere bir eğitim hastanesinde akciğer zarı kanseri teşhisi konması ve ölümü üzerine askerin babasının Yusuf İzzettin Barış'ın araştırmasından haber olması ve mektup yazmasıyla başlar. Yusuf İzzettin Barış aldığı mektup üzerine köyde araştırma yapmaya karar verir. Üniversite desteği için hacraf ve yolluk almayacağını belirten şartlı bir yazı istenir. Böyle bir yazı yazmak gücüne gider ve hafta sonu gitmeye karar verir. Bursa Verem Savaş Derneği Başkanı Necdet Erece ve Cenap Ünal, Doktor Hamdi Açan'dan film çekimi için yardım ister. Hocaya yardımcı olmak için bir gün önceden köylülerin filmlerini çekerler. Hoca 6 Mayıs 1994'te akşam Kütahya'ya ulaşır ve ekibiyle o gece azot sanayi fabrikası tesislerinde kalır. Sabah erkenden kalkar, borcunu sorar. Memur bir makbuz uzatır. Kişi başına 285 bin olmak üzere toplam 3 milyon 420 bin lira istenir. Hoca beklemediğim için gözüm fal taşı gibi açıldı. Ekiptekiler de keşke arabada yatsaydık derler. Köylüler minibüsüyle Kureyşlere ulaşırlar. Evleri incelediklerinde hemen hemen hepsinin asbestle sıvalı ve badanalı olduğunu, 150 film içinde 40 kişinin asbeste bağlı hasta olduğunu fark ederler. İşleri bitince Ankara'ya dönecekler. Ancak onu düşündüren kafile başkanı olarak 12 kişilik 175 bin lira bilet ücretiydi. Son parasını bir gece önce sosyal tesislerde yatak ücreti olarak vermişti. Bir yerlerden borç alması gerektiğini düşünürken il sağlık müdürü şoförü koşarak kendisine doğru geldiğini görür. Efendim, Doktor Naci Kurtkaya bilet ücretlerinizi ödedi der. Hoca o anda boynuna sarılasım geldi der. Şanlıurfa Siverek ilçesinde çevresel asbest solunmasına bağlı kanser sorunu, boyutları ve önlenmesi yönünde Ocak 2008 yılında hazırlanan araştırma projesi. Ancak proje uygulanamamıştır. Alttaki resimlerde Siverek kale çevresinde ve sokaklarında yıkık evlerden geride kalan asbest sıvalı duvarlar görülmektedir. Yusuf İzzettin Barış'ın asbestle ilgili farklı illerde araştırmaları devam ederken 1970'li yıllarda Nevşehir yöresi, Karayin, Tuzköy ve Sarıdır köylerindeki yöredeki volkanik tüf kayalar içinde bulunan eriyont mineral kristallerinin iğnemsi tozlarını yol açtığı karın zarı kanseri araştırması devreye giriyor. Yusuf İzzettin Barış ve ekibinin ülke genelinde kanserle ilgili asbest araştırması yapmış oldukları çalışma duyulunca
1970'li yıllarda Karayın Köyü muhtarının bakanlığa bizim köyde çok kanser var şikayetiyle başvurmuş. Yusuf İzzettin Barış o yıllarda Karayın muhtarına mektup yazarak Hacettepe Hastanesi'ne davet etmiş. Gelirken de iddiasını destekleyecek rapor, film, evrak birlikte getirmesini istemiş. 1975 yılı Ekim ayında 3 uzman arkadaşı, 2 teknisyen ve MTA'dan jeolog Asım Göktepeli ile Karayın'a hareket etmişler. Hoca hastalarla ilgilenirken Asım Göktepeli sahayı incelemeye çıkıyor. Köy kafesine geri döndüğünde, İzzet ağabey burada asbest yok der. Emin misin? Çok eminim. Böyle jeolojik yapıda asbest bulunmaz. Burada tüf denilen volkanik kayalar var. İyi de mezotelioma nasıl meydana geliyor? Ya bizim teşhisimiz yanlış ya da seninki. Karayın Köyü çalışması. Yusuf İzzettin Barış, Sarıdır köyüne yabancı bilim insanlarıyla yaptığı bir ziyaret sırasında 2003 yılında Karayın Köyü'ne davet edilmiştir. Karayın Köy kahvesinde yabancı bilim insanları ve köylülerle olan toplantıda Karayınlı olup ancak yurt dışında yaşayan birkaç kişinin hocaya köyde kanser yok siz çıkardınız ve başka incitici sözler söylemesi üzerine 1974 yılında başladığı Karayın çalışmasını 2003 yılında sonlandırmıştır. Alttaki resimlerde 1992 yılında Yusuf İzzettin Barış'ın Karayın'da çalışma yaparken çekilmiş resimler görülmektedir. Yaşadıkları ortamdan kaynaklanan kanser vakalarına dayanılarak Karayın Köyü'nün farklı yerlere taşınması gündeme gelince her defasında yeni yerleşim yeri tıbbi jeolojik etüdünü 2001, 2004 ve 2007 yılında 3 defa yapmıştım. Sonunda Karayın Köyü 2017 yılında, 2007 yılında tıbbi jeolojik etüdünü yaptığım Ürgüp merkezdeki yeni evlerine kavuştular. Karayın Köyü'nün taşındığı yeni yerleşim yeri, evleri görülmektedir. 1975 yılında Yusuf İzzettin Barış'ın başlattığı çalışmalarla 42 yıl devam eden Karayın Köyü taşınması süreci de tamamlanmış oldu. Tuzköy çalışması. Karayın'da çekilen filmlerin Nevşehir Verem Savaş Dispanseri'nde banyolar yapılırken dispanserdeki görevliler benzer hastalıkların Tuzköy'de olabileceğini hocaya söylüyorlar. Böylece devreye Tuzköy araştırması giriyor. Üstteki resimde Tuzköy eski yerleşim yeri, alttaki resimde Yusuf İzzettin Barış Tuzköy'de yabancı bilim insanlarıyla birlikte görülmektedir. Yusuf İzzettin Barış Tuzköy'de araştırma sırasında köylülerle birlikte görülmektedir. Yusuf İzzettin Barış'ın başlattığı çalışmaları sonucunda yaşadıkları ortamdan kaynaklı kanser vakalarına dayanılarak taşınması gündeme gelen Tuzköy'ün eski yeri ve yeni yer seçimi tıbbi jeolojik etütlerini 2001, 2002, 2004, 2005 ve 2007 yıllarında olmak üzere 5 kez yapmıştım. Ve sonunda Tuzköy yeni yerleşim yerine 2007 yılında taşınmıştır. Resimlerde Tuzköy'ün taşındığı yeni yerleşim yeri ve yeni evleri görülmektedir. Sarıdır Köyü çalışması. Üst resimde Kızırmak Nehri sağ kıyısında Sarıdır Köyü eski yerleşim yeri, sol kıyısında da kaya düşmesiyle doğal afet kapsamına alınan ve 1960'lı yıllarda taşınan yeni yerleşim yeri görülmektedir. Alt resimde Yusuf İzzettin Barış yurt dışından gelen bilim insanları ve köylülerle birlikte köy kahvesinde bir toplantı sırasında. Üst resimde 2004 yılında Yusuf İzzettin Barış ile Sarıdır Köyü'nde inceleme sırasında görülmektedir. Alttaki resimde 2004 yılında Sarıdır Köyü mezarlığında ölenlerin ölüm tarihleri ve yaşları üzerine inceleme sırasında çekilmiş resim. 2004 yılında yine bir hafta sonu Sarıdır Köyü'ne gitmiştik. Hocamın hastalarına vereceği ilaçlar yine yanındaydı.
köy kahvesinde bizi karşıladılar. Sohbet hastalık ve hastalar üzerineydi. Selime Yaprakhisar Köyü Çalışması. 2004 yılında yine bir hafta sonunda Yusuf İzzettin Barış ile birlikte Aksaray ili Yaprakhisar ve Selime köylerinde eriyot mineral tozu ve kanser araştırması sırasında. Yusuf İzzettin Barış'ın 1975 yılında başlayan ve vefatına kadar sürdürdüğü Nevşehir yöresi Karayın, Tuzköy ve Sarıdır köyler eriyot mineral tozundan kaynaklı karın zarı kanseri araştırmasını "Anne bana kerpeteni getir, Anadolu'da bitmeyen akciğer ve karın zarı kanseri" adlı kitapta toplamış ve kitabın İsveç'te basılan İngilizce nüshası kapağında iğnemsi eriyot kristallerinin görünümü de yer almıştır. 2004 yılında yapılan 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda Jeoloji Mühendisi Odası tarafından Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'a jeoloji mesleğine katkılarından dolayı hizmet ödülü verilmiştir. Yusuf İzzettin Barış'ın 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı'ndaki 2004 yılı tıp ve jeoloji konulu sunumu. Sol üstte Yusuf İzzettin Barış'ın 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumunda 2005 yılı Türkiye'de asbest ve eriyot sorunu ve insan sağlığına etkileri konulu sunumu. Sağdakiler Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumunda 2008 yılı Türkiye'de asbest ve eriyot sorunu, minerallerle ilgili meslek hastalıkları tarihçesi ve berilyuma bağlı hastalıklar konulu sunumları. Yusuf İzzettin Barış'ın Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumunda 2008 yılı Profesör Doktor Ali Demirsoy elinden teşekkür belgesini alması. Yusuf İzzettin Barış Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumunda 2008. Sol üst resimde önde sağ başta, sağ üst resimde ve sağ alt resimde önde 3. sırada. Ankara'da 2 Mayıs 2009 tarihinde Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu toplantısında Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış, Profesör Doktor Hanım Halliva, Profesör Doktor Sema Burgaz, Profesör Doktor Sonay Sözü Doğru Ok, Profesör Doktor Abidin Temel ve Doktor Eşref Atabey ile birlikte. 1994 yılında basılan Anadolu'daki kanser araştırmalarını anlatan Bu Doktoru Rehin Alalım kitabı solda. Sağda ise Bu Doktoru Rehin Alalım kitabının 2003 yılında İsveç'te İngilizce basılan nüshası. Solda kitap kapağı 1987 yılında basılmış olan Asbest ve Eriyot ile ilişkili Akciğer Hastalıkları kitabı. Sağdaki 2003 yılında basılmış olan Anadolu'daki kanser araştırmalarını anlatan kitabı. Yusuf İzzettin Barış ile Eşref Atabey birlikte hazırladığımız 2009 yılında basılan Türkiye'de Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar kitabı. Yusuf İzzettin Barış'ın Osmanlı padişahlarının yaşamlarından kesitler, hastalıklar ve ölüm sebepleri, Yaşamın Kırılma Noktasında Yoğun Bakım Hastaları ve Çanakkale Savaşları adlı kitapları. 2005'te yayınlanan Tıbbi Jeoloji kitabı, 2009'da yayınlanan Türkiye'de Asbest, Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları ve Etkileri ile Arsenik ve Etkileri kitaplarımın ön sözlerini Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış kaleme almıştır. Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'ın çalışmalarını da rehber edinerek 2001 yılından bu yana Anadolu'nun dört bir yanında ilçelerindeki, köylerindeki halkın içtiği sulardaki kanser yapan arsenik, diş hastalığı yapan florür, çocuklar ve kadınların yediği kil, doğal radyasyon, asbest tozu, Nevşehir'de eriyot tozundan kaynaklı maruziyet, madencilik faaliyetlerinden kaynaklı yeraltı suyu ve çevre kirliliği, içme ve kullanma suları kalitesi hakkında çalışmalarımı devam ettim ve tüm çalışmalarımı kitaplaştırdım.
tıbbi jeolojik unsurlar ve halk sağlığı konularında yayınlanmış, Profesör Doktor Yusuf İzzettin Barış'ın çalışmalarından yararlanılan ve alıntıların olduğu bazı kitaplar ile hocamın sunumlarında bulunduğu sempozyum kitapları adlarına değineceğim. Sol altta Tıbbi Jeoloji Kitabı 2005, ortada Asbest, Eriyon, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları ve Etkileri 2009, sağ altta Arsenik ve Etkileri Kitabı 2009. Sol üstte Türkiye'de içme suyunda flor ve etkileri 2010. Üst ortada Türkiye'de kil ve toprak yeme alışkanlığı, patojenler, pekmez toprağı ve sağlık 2010. Sağ üstte Türkiye'de insan kaynaklı unsurlar ve çevresel etkileri kitabı 2010. Sol altta Türkiye'de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik etkileri kitabı 2013. Sağ altta iyot elementin doğada bulunuşu ve canlılar için önemi kitabı 2014. Sol üstte elementler ve sağlığı etkileri 2015. Sağ üstte Almanya'da İngilizce basılan Mineral Dusts and Health 2017 yılı baskısı. Altta ise Suyun Hikayesi kitabı 2018 yılı da basılan kitap görülmektedir. Sol üstte Yusuf İzzettin Barış hocamın da sunumlarının yer aldığı 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyum kitabı 2005 yılı. Yine hocamın sunumlarında yer aldığı ortada Uluslararası Katılımda Tıbbi Jeoloji Sempozyum kitabı 2008 yer almaktadır. Sağ üstte Uluslararası Katılımda Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Teknik Gezi kitabı 2008. Sol altta Kapadokya'nın Tarihi, Karayın, Tuzköy, Sarıdır Teknik Gezi kitabı 2004. Sağ altta Uluslararası Katılımlı Mezotolyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu 2015 Kapadokya Tıbbi Jeoloji Mezotolyoma kitabı görülmektedir. Bu kitaplar ise Nevşehir, Muğla, Eskişehir, Niğde ve Kütahya ile sevgili hocamın çalışmalarında alıntılarının olduğu tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı kitapları görülmektedir. Sanırım Yusuf İzzettin Barış hocamın ve benim Türkiye'deki tıp ile jeoloji birlikteliğinde tıbbi jeolojik anlamda yapılan çevresel ve mesleksel hastalıklar ve önlemler konusundaki çalışmalarımız geleceğe ışık tutar, alınacak önlemlerle insanların hastalanarak ölmelerin önüne geçilmiş olur. Yusuf İzzettin Barış'ın anısından. Hacettepe'den ayrıldıktan sonra 2005 yılına kadar Ankara'da özel bir hastanede çalıştım. Burada özellikle kalp kökenli akciğer hastalıkları üzerinde bilgi ve görgüm arttı. Her zaman ifade ettiğim gibi benim esas hocalarım hastalarımdı. Geriye kalan yaşamımı doğa ile baş başa kalarak geçirmek istiyorum. Ağaçlarla konuşuyorum. 100 zeytin ağacı, aynı sayıda ayva ağacı diktim. Hepsinden önemlisi baken dağ olup çalların altında esir kalmış üzümlerin yeniden yeşererek boy yeşermesini sağladım. Bunların hastalıkları ve tedavisini öğrendim. Böyle bir yaşamı hepinize tavsiye ederim. Yusuf İzzettin Barış'ın Dikkat adlı şiiri. Dağ tepesinde bir çam olamazsan vadede bir çalı ol. Fakat oradaki en küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver. Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Cadde olamazsan patika ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak veya kaybetmek ölçü değil. Sen her neysen onun en iyisi ol. Bu dünyada ne kazandıysanız yiyiniz, yoksa öleceğiz, bir gün gömecekler. Yusuf İzzettin Barış hocamın 2011 yılında gönderdiği bayram tebrik kartı. Eşref bizim bağ üzümün yanında, herkes gördü, sen görmedin. İyi bayramlar demektedir.
Sağda ise hocamın 2012 yılı yılbaşında gönderdiği kutlama kartı. Kısmet olursa yeni yılda bu kartal yuvasında misafir ederim. Mutlu yıllar demektedir. Onun çalışmaları bugüne ışık tutmaktadır. Ülkemiz hekimlerinin ve aynı zamanda tıbbi jeolojik katkılarıyla yer bilimcilerinin de öğretmeni Yusuf İzzettin Barış'ı şükranla anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.